Serpil'cim, good morning. Serpil'cim, good morning. Günaydın, günaydın Serpil'cim. Ich hoffe, dir geht's gut. Ben çok iyiyim bugün. Sen nasılsın canım? Und wir wollten zu dritt. Biz beraber, hep beraber. Rüber zu Mädels gehen. Ein paar Geschenke, Süßigkeiten, Essen. Gizem'e karşı. Ich habe ihr ein großes Geschenk gemacht. Blumen und so, wenn das okay ist, durch rüber gehen. Ja, ayrıca onu zu dritt. Çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Vielen Dank, alles Gute dir Serpil. Ne? Auf, auf, ciao, ciao. Danke, danke. Teşekkürler Serpil. Her şey çok güzel diyor. Alın gelin diyor sana. Sen de gel. Sana mı gelin? Kanka onu oynarken görürüm ya, o kalça dansını falan görürüm ya. İçimde yıldırımlar şimşek... Hoş geldin kanka. Bebek gibi tabii. İçimde var ya, yıldırımlar şimşekler çarpıyor. Hoş geldin. Yıldırım şimşek? Of kalır. Ben sana söyleyeyim, daha neler çarpacak. Ha? Asıl çarpıntı her zaman başlıyor biliyor musun? Nerede? Editler böyle ard ard etiketlenince. O kadar çok edit yapıyorlar ki aklına en şaşar. Ya edite göre bir şey söylemiyorum. Şey olarak, hani gözüne sokmak için neler yapıyorlar. Hele şöyle bir şey söyleyeyim. Oldu ki Hira'yla böyle iyi bir fan kitlesi yap, iyi bir fandom yaptınız. O fandomda sen gittin Hira'ya yanlış bir şey yaptın. Akşamına en az 100 tane Hira'nın kalçasını salladığı videoyu izlersin. Ne diyorsun ya? Net olarak söylüyorum. Ne oldu? Kanka hayatımda ilk defa... Kim ne sallıyor? Bazı kollarına takılmaya başlamış da Murat. Aga. Dillendir, bak kanka, dillendirirsen daha çok yaparlar. Ben bu uyuz olmaya başladım. İyice deletti beni ya. Kendinden şey yaptı ya. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Deletti kendini. Vallahi ben şey yok, bir şey yok. Unuttum kamerayı, yine sert tepki verdim ha. Evet. Kendine gel kanka. Olsun, gördün sen. Bir şey yok, bir şey yok. Ne oldu? Aynen kanka. Biraz... Lan dur, eski Berk olması lazım. Hadi biraz oturalım hadi. Ha? Eski Berk olması lazım. Eski kardeş, boş verin, beni boş verin şimdi. İşler karışık. Niye boş verelim abi? Oğlum bilmediğiniz şeyler var o yüzden. Ama bak yanlış anlama. Dışarıdan görüntün iyi değil. Olsun. Dostane bir yorum biliyorum yapıyorum. Biliyorum kanka. Çok farkında değilsin bazı yalnızlık şeylerin bence. Yalnızlık yoruyor beni. Kanka neyin yalnız yoruyor? Kanka biz ya. Bilmiyoruz. Tabii ki sen yüz haklısındır. Ben dışarıdan gördüğümü söyleyeyim mi? Zaten yanlış anlamayacağını bildiğimiz için söylüyoruz ki. Anlama yani. Aynur ne yapsa? Ben biliyorum. Bir yerden toparlamaya çalışıyorsun onun yanlışını. Evet. Hani direkt onun yüzüne vurman gerekiyor bence hani artık. Aynur yapmaman lazım. Ama takılmadığın bir konuysa kanka. Ha? Takılmadığın bir konuysa. İşte hiçbir şey takılmıyor, sorun o. Ne yaptı mesela da takılmadım? Şu ana kadar ne yaptı da mesela takılmam gereken çok yüksek tepki var mı? En basit örneği en sonki olay. Ne mesela söyle. 1000 tane filtre var abi, neden o filtre? O fotoğrafı videoya atarken o filtrenin kanka, ismi gözükmüyor. Kanka bu arada benim ya, tanıdığım kanka. Berke ona tepki verir. Bak, tepki eski Berke tepki verirdi kanka. Tamam, eski Berke tepki verirdi ama ya da altında bir şey arardı. Ya ince elipsik olduğu aramıyorum için. Aramıyorum işte kanka, gerçekleri biliyorum. Ben var ya kafayı yerdim. Kanka ama bu sana göre gerçek veya onun söylediği gerçek. Tamam, bana söylediği şeylerin gerçekliğine inanıyorum. Sadece bana değil, bütün arkadaşlarına da. Buna inanıyorum, bu yüzden umursamıyorum. Yani şöyle düşünüyorum, ben de dalgınlıkla böyle bir şey yapmış olsam mesela, gerçekten dalgınlıkla olsa, karşı taraf büyük tepki gösterse ben mesela ifade edemem kendimi. Şundan yola çıkarak yorum yapacağım bak, hani şimdi genelde şey algılanıyor ya, yok gazlıyorsun, cart dübü cürt, hiçbir şey yok. Ben tamamen objektif yorum yapmak istiyorum sana. Kanka bir şey diyeceğim, burada ne yorum yapsan gazlanıyor ki. Heh, gazlamıyoruz kardeşim yani. Ben seni aynen gazlayacak son adamlardanım, niye gazlayayım? Seni yani arada nasıl bir duygu beslediğini vesaireni biliyorum zaten. Agabe dediklerini. Aynen. Hatta onu bile bana neler demişler. Hmm. Planlamışsınız falan, öyle bir şey diyor. Evet çok komik. Geç onları. Kanka şimdi senin en ufak bir olaydan dolayı, bir yarışma için birine yazdığın için bitme noktasına götürülüyor ya. Oh. Açıklaman olduğu halde. Değil mi? Yani ortada elle tutulur bir açıklaman var. Evet. Yaptığın yanlış olabilir bazı kesime göre. O orayı, o algoritmayı bilen insan için yanlış değil. Çünkü seni tanımadan bir insan kimsenin vermediği ya da aylık sana verilmeyecek bir bütçe kadar sana bütçe veriyor gibi düşün. Yani bu kendi isteyerek yapıyor bunu. Senden bir şey beklemeden yapıyor. Ona da bunun teşekkürünü etmek herkesin hakkıdır. Veya böyle bir şey dersin. Bundan kimse bir şey algılamaz. Ama şimdi buradan bitme noktasına gelen bir ilişkiden bahsediyorsak eğer, bunu gördüğün zaman senin tepkisiz kalman şey gibi geliyor. Gerçekten Murat'ın dediği gibi hep toplayıcı taraf. Evet. Kanka bu sefer de toplayıcı olmayı tercih ettim. Seviyorsun, arkasında duruyorsun, güzel ama, yapıyorsun. Ama belli bir yerden sonra kanka şey oluyor. Üzüleceksin mantığında
söylüyorum ben. Yani bu seni üzecek. İra gelse de biraz eğlensek ya. Kim? İra. Neden? Söyleyeceklerim var kanka. Allah. Ha. Hayda. Ne gibi? Özel şeyler. İra'yla İra'ya mı? Konuşacağız. Aa, bir şeyler mi var? Var. Var ha? Murat! Şu anda döndüm. Muradına, şimdi muradına ereceksin. Hayatım! Aşkım! Ne oldu sana? Valla perişan oldum. Boğazları boşa çekiyor. Dağ gibi adım. Murat. Benim ilk tablom boş. Fotoğrafın nerede senin? Aşk yatma kas, kaybedersen üstüne oynarım. Oo. İra ne haber? İra iyi misin? İyiyim siz. Hayatım gel. Yok yok sen gel. Aşkım, gel. Sen gel. Gel buraya gel. Sen gel gel. Gel hele gel. Gel. Sen gel hele gel. Gel. Önemli şeyler konuşacağız. Şeyler İra, bilmediğin. Ne oldu? Seninle ilgili bir şeyler öğrendik de. Nasıl yani? Gel aşkım. Gel anlatalım. Gel. Nasıl yani? Murat sen de niye ayakta karşıladın seni? Neden ayakta karşıladın? Murat ben kız arkadaşım gelse kapıyı merdivene kadar gider karşılardım. Gel aşkım. Neden karşılamadı? Öyle demedi, şey demedim oğlum. Ben egosunu mu tatmin edeceğim ona ayağa kalkıp? Evet. Öyle mi söyledin? Öyle bir şey der miyim? Ne söyledin? Bir şey söyledim aşkım. Aa. Reddediyor şu an. Gel oturuyorum. Reddetmeyeceksin, bunu söyleyeceğiz ama reddetmeyeceksin dedik sana. Ha, oyun değil mi? Biz burada oyun yok. Sen bizim burada oyun oynamadığımızı hala anlamadın mı? Ha, oyun oynuyorsunuz. Oyunsa dün gece beni arayıp bahsettiği şeylerden konuşalım işte. Ne gibi? Ne arabası yani? Seni? Şu gülüşünü tanıyor musun Murat'ı? Nasıl yani? Tamam söyle. Şu gülüşe göre doğru mu yanlış mı? Oha! Ne? Mert, şu gülüşü yapma, sence doğru mu yanlış Mert, mı? Mert valla yapma. Sence aramış mı aramamış mı? Yapma, yapma abi kanka, yapma. Yapma. Tamam boş ver kapat. Aşkım ona güveniyorsun. Hazır mısın o oynamda? Ne diye demiyorum ben ya. Yapma yapma. Diyorum. Hazır mısın gerçekten? Evet. Söyleme söyleme. Boş vallahi ver. Yapma kanka. Söyleme. Vallahi yapma ya Mert. Ay sen de yapma bari. Tamam hadi söyle Mert. Emin değilim ya. İyi giden bir ilişkiniz var şimdi. Yok yok. Dışarıda söyle ki şu an... Ben dışarıda söyleyeyim sen konuş. Murat'ı dövmesin. Hayır şimdi söyle. Dışarıda. Şimdi Murat söyle. Murat bir kafa yemeği yok, daha kaldıramaz. Başta dedin hadi. Dışarıda konuşalım. Dışarıda. Tamam o zaman söyleme. Tamam. Tamam. Önemliydi ama ilişkin. Söyleme boş. Tamam sen boş. Sonra insanlar diyor ki ara bozucu. Yani sonra biz şey oluyoruz. Sonra ilişkiniz bitecek sonra bize sıkıntı. Niye elini vermiyorsun ya? Bence güveniyor ama... Doya doya öp. Ama duyduklarından sonra güvenmeyebilir. Aşkım sen bana güveniyor musun? Güveniyorum. Bitti. Ah telefonum olsa da şu yazışmaları gösterme. O yazışmaları gösterme. Oh. Ne? Oh. Sen yapma yani. Onların esprisi şakasına neye dair oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Ben bu evde şaka yapacak son kişiyim. Evet. Tanıyamadım mı hala? Bu evde şakalar hiç sevmem. Tamam o zaman söyle. Tamam dışarıda söyleyeyim sen karar ver. Burada etkilemek istemiyorum. Belki akşam bir istişare yaparsınız, görüntü konuşursunuz. Biz mekanımıza mı gidelim? Siz mekana gidin, bugün güzel bir vakit geçirin, akşam ben sana söyleyeceğim.